Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Basketbol Süper Lig'de hafta sonu oynanacak iki karşılaşmayı değerlendireceğiz. Sezon boyunca kanalımızda her hafta belirlediğimiz iki karşılaşmayı, hafta sonu oynanacak iki mücadeleyi değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metaniyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Bu hafta belirlediğimiz en önemli iki maç olarak Galatasaray Beşiktaş derbisini ve Bursaspor Pınar Karşıyaka mücadelesini belirledik seninle. Bu iki mücadeleyi konuşacağız. Hafta sonu nasıl karşılaşmalar bizi bekliyor? Bunları değerlendireceğiz. Sonunda basketbol artık açıldı. Evet, Euroleague'i zaten konuştuk. İki programımız oldu kanalımızda. Evet. Hatta 3. Ama Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yayınımız olacak. Yazınki programla beraber çoğunluğu. Transferle beraber diyorsunuz. Aynen, ama Basketbol Süper Ligi'ni ilk defa konuşacağız kanalımızda. Ve iki belirlediğimiz karşılaşmayı değerlendireceğiz her hafta sürekli kanalımızda. Ve bugün ilk olarak Galatasaray Beşiktaş mücadelesinden başlayalım seninle. Bir yanda geçen sene kadrosunun büyük bir bölümünü koruyan Galatasaray sadece Greg Whittington ve Ben Moore'u transfer etti. Ayrıca Lazerick Jones geldi yabancı olarak. Yiğit Arslan geldi. Türk olarak da Yiğit Arslan transfer edildi. Erol Can'ın yerine. Erol Can gitti Antep'e. Ayrıca Nacil Hayes de Zalgiris'e gitti. Ki çok normal Euroleague takımına transfer olduğu için. Hani kendisi gitmek istedi direkt. Takımda kalmadı. Beşiktaş ise diğer tarafta resmen her sezon olduğu gibi sil baştan yaptı. Son yıllarda olduğu gibi. Aynı koçla devam ediyorlar ama geçen seneden takımda bir Samet Geyik kaldı. Burakcan Yıldızlı kaldı. Ayrıca Ömer Utkuağıl kaldı, genç oyuncu. Komple yabancılar değişti. Bir tarafta sezona geçen sene kadroyla giren Galatasaray, diğer tarafta sil baştan yapan Beşiktaş. Galatasaray ligde iki maçtan birini kazandı, birini kaybetti. Beşiktaş yeni iki maçında bir galibiyet, bir mağlubiyet aldı. Anadolu Efes'e pazartesi günü mağlup oldular. Ki beklenen bir sonuçtu, evet. Efes'in kadro kalitesinden dolayı. Sen cumartesi günü bizi nasıl bir maçın beklediğini düşünüyorsun? Ben Galatasaray'ın kendi evinde Sinan Erdem'de kazanacağını düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin? Yani Galatasaray bu sezon dediğin gibi kadroyu korudu. Sadece Nigel Hayes gitti. Hayes gitti. Telaffuzu biraz zor yaptım. Orada biliyorsun geçen sezon Harrison, August çok ön plana çıkmış ve ayrıca Nigel Hayes çıkmıştı ön plana. Gayet iyi oynadı 4 numarada. Üçünden 3'ü de gidecek demişti herkes. Hatta teklifler vardı. Evet. Genel koordinatör açıklama yapmıştı. Ömer Yalçınkaya. Evet. Ama Nigel Hayes gitti sadece. O da normal çünkü Zagris Kaunas biliyorsun. Euroleague'de oynayacağı için. Euroleague'in gerektiğisi ve Saronos Eskevus gibi bir koça sahip. O yüzden o da direkt o teklifi kabul etti. Aynen. Diğer oyuncular kaldı. Üstüne Yiğit Arslan yerli statüsünde transfer oldu. Whittington ve Ben Moore transfer oldu. Bir de Lazerick Jones transferi benim oldu. Benim tek soru işaretiyle yaklaştığım transfer Lazerick Jones. Şundan dolayı eğer Galatasaray Alex Perez'i çok istiyordu. Biliyorsun Euroleague'den teklif gelince Zalgiris'e gitti. Banvit'te ben çok beğeniyordum Alex Perez'i. Eğer gelseydi bu takıma cuk diye otururdu diye düşünüyorum. Lazerick Jones'tan ben biraz şüpheliyim. Ben çünkü de şüpheliyim. Şundan dolayı kariyerinde çok ağır sakatlıklar yaşadı. Evet. İkinci ligdeyken Sakarya'da da oynamıştı. Birinci lige çıkan kadrodaydı ve birinci ligde de o sezon oynamıştı. Calvin Harris'le beraber 1 ve 2 numara pozisyonunu beraber götürmüşlerdi. Lazerick Jones'un yaşadığı sakatlıklardan dolayı ben biraz şüpheliyim. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Cumartesi günü favorin kim? Hangi takımın kazanmasını bekliyorsun? Ya ben Galatasaray'ın oturmuş kadrosu ve kadro kalitesini ben daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ev sahibi avantajı da önemli bir etken. Ev sahibi avantajı önemli ama yani Galatasaray taraftarı da fazla bir ilgi göstermeye başladı. Bu maçı ben dolduracağını düşünüyorum. Ama en azından Beşiktaş maçında en kötü bir 3-4 bin seyirci olacağını. En az olur. Bir de maç cumartesi günü olduğu için dolacaktır. Dolacaktır büyük ihtimalle. Yani ben Galatasaray'dan galibiyet bekliyorum. Ben Galatasaray'ın gene bu sezon playoff yapacağına inanıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın kadrosunu ben çok sıkıntılı görüyorum. Özellikle yani Beşiktaş'ın kadrosuna baktığım zaman yani McKessick bile şutör oyuncu diyemeyiz tam Beşiktaş'ın anlamıyla. Beşiktaş'ın kadrosunda net bir şutör yok. Evet yok, o yüzden ona değinecektim olacak. Zaten. Rakipler bilerek Beşiktaş'a karşı, Japan'a karşı içeriye gömülebilirler. Bence de öyle olacak gibi duruyor. Guacher dışında net bir şutörü yok. Tek şutörü gerçekten gözüküyor. Gerçekten öyle. Ya Birkan Batuk'a bakıyoruz. Birkan Batuk zaten pota döven bir oyuncu. Yani McKessick bile şutuna güvenmiyor. Efes maçında şutuna güvenmedi. Jordan Theodore da güvenmiyor. Jordan Theodore genelde içeri dalan, işte pivotları besleyen, genelde turnike atan bir orta oyuncu. Orta mesafe şutları daha iyi değil. Şutları sıkıntılı. Onun dışında İsmet Akpınar, Alba Berlin'de yıllarca oynadı. İsmet Akpınar en azından bunlardan daha çok kendi şutuna İsmet güveniyor. İsmet Ulm'den geldi. Alba Berlin'den Alba Berlin'den Ulm'e gelmişti. Evet. Yıllarca oynamadı. Alba'da Ulm'de çok bir süre alamadı. Ulm'de bir sezon oynadı. Evet. Oradan. Alba'da çok süre alamadı ama. Yani sürekli Alba'ya alıştığımız için aklım bir anda Alba Berlin'e gitti. Ulm'de gayet iyi oynadı. İlk 5'in vazgeçilmez filmi biliyorsun. Aynen, orada iyi süre alıyor. Orada şutuna gerçekten güvenerek hep attı. Evet. İyi üç yüzdesiyle geldi buraya.
Biliyorsun zaten Efes maçında 19 dakika oynadı. Yaklaşık 20 dakika oynadı pek hatta. Pek notaya bakmadı ama. Sadece 9 sayısı vardı. Evet. 1 rebound, 1 asist yaptı. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Jordan Theodore 9 asist yaptı ayrıca o maçta. Onu da söyleyelim. Eğer Jordan Theodore biraz potaya bakarsa Beşiktaş'ın skor gücünü yukarı çekecektir. Yalnız ben Jordan Theodore'un Efes maçında aldığı süreyi az buluyorum. Şundan dolayı Theodore'un Banvit'teki dönemini çok iyi hatırlıyorsun. Çok çok iyi bir sezon geçirmişti. Banvit Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. 35 dakika oynadı. Tenerife'ye kaybetti. Ligde playoff'a kaldılar zaten. Çeyrek finalde Daçka'ya elendiler. Ama Türkiye Kupası'nı kazandılar. Evet. O sezon Theodore Sasho Pilipovski tarafından 30-35 dakika kullanıyordu. Evet. Theodore'u 30 dakanın üstünde kullanman gerekiyor verim alabilmek özellikle için. Özellikle bir de Beşiktaş gibi bir kadrosu dar olan takımda. Ivanovic'in ben Theodore'un sürelerini gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben 30 dakikanın üstünde oynamalı gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. İşte şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın transferleri hep az süre alıyor. Biliyorsun Koçer 19 dakika süre alıyor. Mekat sadece 24 dakika. Az yani oynadı yabancı oyuncular. Yabancı oyuncular değil. Daha doğrusu yeni transferler hep az oynuyor. Yani benim burada 3 tane oyuncu 30 dakika bandına çıkması gerektiğini ben düşünüyorum. Ben sana şöyle katılıyorum. Beşiktaş'ın yerli oyuncularını ben yetersiz gördüğüm için aynen. Yabancı oyuncuların hele de Efes'e karşı Efes bu ligin en güçlü iki takımından kesinlikle. Biri Fenerbahçe ile beraber Anadolu Efes. O yüzden Beşiktaş'ın büyük rakiplerine karşı özellikle yabancıları 30 dakika üstü oynatmazsa sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Ivanovic'in. Ya Beşiktaş'ın ben yıllardır söylüyorum. İşte en son Ufuk Sarıca vardı, Michael Roll vardı. 2016-17 sezonu. Vardı. Fenerbahçe'ye DJ finalde kaybetti. Evet. Vladimir Štimač, Earl Clark, Michael Thompson point guard'da. Onun dışında şutör oyuncu vardı, aklıma gelmedi ismi. 5 yabancısı vardı zaten. Yani DJ Strawberry, Michael Roll, Kyle Weems aynen. 6 yani yabancısı vardı. Ondan sonra artık bütün düzeni kaybetti. Evet, Ufuk Sarıca'nın 2017-18 sezonu da çok başarısız geçti. Evet. John Dibbler'ın geldiği sezon. Kadro kötüydü, darlı. Augusto Lima gelmişti, Semiyer'den gelmişti. Kadro genişti de aslında. Oyuncular yetersizdi. Bütçe de yüksekti ama Ufuk Sarıca da iyi bir sezon geçirmemişti. Evet. 3-4 yani sezondur Beşiktaş başarısız gidiyor basketbolda. Beşiktaş'ın artık toparlaması lazım. Beşiktaş'ın taraftarını, akatlarını özellikle ambiyansı çok iyi biliyoruz. Yani Beşiktaş'tan da biz artık başarı bekliyoruz. Yani bilmiyorum. Bizim takımlarımıza gerçekten takımlarımız çok kötü yönetiliyor. Beşiktaş, Galatasaray vahim durumdalar. Basketbol ligimizde kalite düştü kalite maalesef. Kalite iyice düşmeye başladı biliyorsun. Geçtiğimiz sezonlara oranla. Fenerbahçe ile Efes başı çekiyor. Onun dışında bir takım göremiyoruz. İnşallah bu durum düzelir. İki takımın tek elinde giden bir lig olacak. Yani evet bu sezon öyle olacak. Belli. Anadolu Efes'e Fenerbahçe olacak. Bir diğer maça geçelim. Bursa Spor Kuna karşı. Benim sana bu karşılaşmayla alakalı bir iki sormak istediğim tamam, soru var. Tamam. Öyle geçelim. Bir iki dakika daha konuşalım. Bu karşılaşmada en kilit eşleşmeler sence hangi pozisyonlar olacak? Daha doğrusu hangi oyuncuların birbirine üstünlük sağlamaları gerekiyor? Diğer tarafın avantajlı olması için ve bu karşılaşmada sence en ön plana çıkan isimler iki takım adına da kimler olacak? Şimdi pivot hattında yani pota altında baktığın zaman Beşiktaş'tan Mekeda ile Galatasaray'dan Zegakos kapışacaklar gibi duruyor. Onun dışında Galatasaray'dan yani kilit açacak oyuncu tarzında Aaron Harrison ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ta da mecbur Jordan Theodore çıkıyor. Çünkü biliyorsun tabii. Direksiyon onda. Ama burada bence Harrison daha ön plana çıkıyor. Çünkü şutuna güveniyor ve daha çok potaya bakıyor. Kesinlikle. Yani orada Galatasaray biraz ön plana çıkıyor bir adım. Bence pivot hattında da Galatasaray ön plana çıkıyor. August daha evet, basıyor. Yani Ekado şu an kapalı kutu bence. Mekado hazır da değil gibi gözüküyor. Ya ben sana söyleyeyim Beşiktaş gerçekten bu sezon için çok zor. Bence de ben de öyle düşünüyorum. Yani gerçekten bir baktığın zaman şöyle kadroya. Evet. Yani böyle bir heyecan göremiyorsun. Shaq McKissick dışında heyecanlandıran bir oyuncu evet, yok. Ben öyle yok. Düşünüyorum. Evet. Theodore da bence iyi bir oyuncu. Ya kötü bilmiyorum. Bir diyemem Theodore, ama. Milano'da hiçbir varlık gösteremedi. Theodore'un Bambi sezonundan sonrası sıkıntı çünkü AEK'da da geçen sene iyi bir sezon evet. geçirmedi maalesef. Yani Milano'dan sonra Theodore bitti. Sen anladığım kadarıyla Galatasaray'ı ben favori Galatasaray gösteriyorsun. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Evet. Ben de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Yiğit Arslan da dışarıdan sürpriz bir oyuncu olabilir. Beşiktaş'ın çünkü nasıl desem sana dış savunmasında McKissick dışında iyi bir savunmacı yok. Kesinlikle yok. Yiğit rahat o şut pozisyonlarını bulursa bela olabilir Beşiktaş'ın başına. X faktör olarak onu görüyorum. Hı hı. Aaron Harrison'la August ön plana çıkacaklardır. Ayrıca Ben Moore'dan deyip bir Ben Moore ya da Whittington'dan biri de iyi oynarsa Galatasaray çok ön plana çıkacak. Öyle kesinlikle. Gözüküyor. Bursa Spor Pınar Karşıyaka mücadelesine geçelim. Bu maçın şöyle de bir ilginç bir özelliği var. İki takımın koçu da çok değerli iki basketbolcuydu biliyorsun eskiden. Bir anda Serkan Erdoğan ülkemizin en önemli şütörlerinden biriydi. Tavu Seramica'da oynadı biliyorsun. İtalya'ya gitti ayrıca. Serkan Tavu'da oynadı. Yok İtalya yapmadı hep İspanya'da oynadı. Pardon. Alicante'de de oynadı. Evet. 2011 ve 2009-2010'da ve Ufuk Sarıcı ise biliyorsun Efes Pilsen'in Koraç Kupası'nı kazandığı sezon efsane kadronun en önemli kesinlikle. Oyuncularından biriydi.
A milli basketbol takımımıza da bu iki oyuncu oyunculuk, yani şu an koçlar ama oyunculuk döneminde çok büyük hizmetlerde bulundular. Çok önemli işler yaptılar. Ama bu iki isim artık biliyorsun koç olarak, hoca olarak yollarına devam ediyorlar. Serkan Erdoğan'ın daha yeni bir isim biliyorsun hocalık döneminde. Evet ama Serkan Erdoğan da gerçekten iyi bir giriş yaptı bence. Selçuklu da biliyorsun iki sezon önce bir alt ligde playoff yapmıştı. İyi bir sezon geçirmişti. Afyon'a elenmişti takımın başında. U20 milli takımımızı da çalıştırdı ayrıca Serkan Erdoğan. Ufuk Sarıcı ise Karşıyaka tarihinin en önemli hocası. Takımı şampiyon yaptı biliyorsun. Çok önemli bütçelerin arasından, dev takımların arasından. Euro Cup'ta çeyrek final oynattı. Gran Canaria'ya elenmişlerdi. Walter Tavares'li takıma. Ve Ufuk Sarıcı yeniden tam 4 yıl aradan sonra hani İzmir'e geri döndü Karşıyaka'ya. Başbakan lakabı biliyorsun taraftarların gözünde Ufuk Sarıcı'nın. Bir totemi vardı. Hep mavi gömleğini giyiyordu. Şampiyon oldu biliyorsun Karşıyaka'yla. Çok önemli bir maç oynayacak hafta sonu bir iki takım. Karşıyaka'nın ben ayrıca hem ligde hem FIBA Europa Cup'ta. Europa Cup'ta ben şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Ligde de ben 3. bitireceğini düşünüyorum bu sezon. Normal sezonu. Efes ve Fener'in ardından. Ya Tony Krakur sakatlığı çok kötü oldu bence. Ama DJ Kennedy ile hemen orayı kompanse ettiler. Evet. Bursa Spor'da rotasyon tam 8 oyuncunun üstünde. Yabancı oyuncular. Christopher Jones var biliyorsun. Chris Jones, Ferry Jones, Alec Freeman, Gabriel Michael Olaseni. Riley ve Gabriel Olaseni. Bu yabancılar içinde en az süre alan isim Michael Riley. Yerli oyunculardan da Tuğbert Gedikli zaten daha önce de Bursa Spor'daydı. Serkan Erdoğan'ın çok yakın arkadaşı olan Ender Arslan. Normal hayattan çok yakın arkadaşlar ta oyunculuk döneminden. Ve Türk basketbolunun çok şeyler beklediği ama o noktaya erişemese de Bursa Spor'daki performansı fena değil. İzzet Türk Yılmaz. Karşıyaka'da ise rotasyon çok geniş. Hani Crocker'ın yerine hemen hamle yaptılar. Geçen sene Banvit'te çok iyi bir sezon geçiren Jordan Morgan. Pot altını kapatıyor zaten. Aynen DJ Kennedy geldi zaten hemen Crocker'ın sakatlığından sonra. Brandon Tridge çok iyi bir skorer. Zaten ilk iki maçta hemen kendini gösterdi. Tony Taylor Banvit'te çok iyi bir sezon geçirmişti biliyorsun. Şimdi Karşıyaka'ya geldi. Bir yıllık aranın ardından Türkiye'ye döndü. Ahmet Embay gibi bence çok üst düzey bir oyuncu. Fransa milli takımının ilk 5 oyuncusunu aldı Karşıyaka. Milano'da çok iyi performans gösterdi. 4 numara pozisyonda. Geçen sene de Bologna'da basketbol şampiyonlar liginde şampiyon olan takımın en önemli oyuncularından biriydi. Yerli oyuncu olarak da Mete Can Birsen, Onur Alp Bitim gibi çıkış arayan oyuncular. Tuğberk Yedikli. Tuğberk Bursa Spor'da. Şey pardon evet yanlış söyledim pardon. Ayrıca da Semih Erden geldi. Nusret Yıldırım var ayrıca. Nusret ve Yunus Emre son sırmada geldi ve şu an Ufuk Sarıcan'ın en güvendiği iki yerli oyuncu olarak gözüküyorlar ve çok da iyi oynadılar ilk maçlarda. Ayrıca Karşıyaka'da biliyorsun Görkem Erdoğan var 22 Görkem yaşında. Görkem Doğan var. O da şey Görkem Doğan Ufuk Sarıcan'a kendisini aslında güvenip 3 dakika veriyor. Süre verdi ama en azından diyor ki bu oyuncu da geliyor arkadan. Egemen'le yolları ayırdılar. Egemen genç zaten kontenjanından Görkem Doğan'la yola devam ediyorlar. Ben çok güzel bir maç bekliyorum. Çünkü iki takım da taraftarları böyle hıncı hıncı salonları dolduruyor. Sen hangi takımı galibiyete yakın görüyorsun? Ben deplasmanda da olsa az da olsa Karşıyaka tarafındayım. Sen neler diyeceksin? Ya ben maç arasında gidip geliyorum iki takım arasında. Ya bir Karşıyaka'ya gidiyorum bir Bursa'ya gidiyorum. İki takım da bu arada lige 2'de 2 ile başladılar. Evet. Bursa Spor hem Tofaş hem Daçka'yı, Darüşşafaka'yı mağlup etti. 3 takımları mağlup etti. Karşıyaka'da son hafta Büyükçekmece'yi çok rahat geçti. Evet fark attı zaten. Evet, İlk yarı çok İzmir'de. Rahat geçmişti özellikle. Aynen. Morgan boş maçları vurup vurup durdu. İlk sürekli. Haftada tek süt Bandırma'yı çok rahat geçtiler Bandırma'da Balıkesir'de. Evet. Ben Bursa deplasmanında Karşıyaka'yı bir adım az bir farklı önde görüyorum ama çok güzel bir maç izleyeceğiz. Kesinlikle. Sen neler söyleyeceksin? Ya zaten şöyle salon full olacak. Kesinlikle. Bursa Spor taraftarı zaten basketbolu iyi gösteriyor. Çünkü basketbol futboldan ayrı yönetiliyor. Evet, onu da bilgisini Bursa'da. Verelim. Evet, Sezer Sezgin önderliğinde evet, çok iyi yönetiyor. Çok iyi yönetiliyor. Biliyorsun Furut da önderliğinde. Yani yeni sponsor Furut diye ekstra. Ekstra evet. Herkes zaten iyi bilir. Aynen. Biraz da reklam yapmış olduk ama. Yo, bence bunları söylemeliyiz çünkü her sponsora bence gereken önem destek verilmeli. Çünkü kulüplerimize ciddi gelirler yaratıyorlar. Kesinlikle. Bursa Spor'u ben bir adım önde görüyorum. Neden dersen taraftar baskısından dolayı önde görüyorum. Aslında ben maç arasında gidip geliyorum ama. Bu çok zor bir maç olacak. Çok zor bir maç çok olacak. Çok güzel bir maç izleyeceğiz. Taraftardan yani. Dolayı bir adım öne atıyorum. Yani %51'e %49 diyebilirim. Çok sert maç olacak. Ben öyle söyleyeyim. Yani kemik sesleri duyulur potu bu altında maçlar. Potu altında iki takımda da çok değerli. Özellikle Olaseni, Jordan Morgan eşleşmesi ya, sağlam olacak. Ben sana söyleyeyim. Christopher Jones'da Jordan Morgan'ın karşılaşması da felaket olacak. Tabii. Çok sert bir oyuncu çünkü Christopher Jones'da. Özellikle Mbaye ile
Tabii. Çarpışacaklar fizik olarak. Mbaye zaten biliyorsun çok fulleli bir oyuncu. Ama Chris Jones guard olduğu için, ya yani guard oyuncusu olduğu için daha doğrusu. İçeri penetrelerde karşısına direkt engel olacak biliyorsun. Tabii. O yüzden söylüyorum. Çarpışma ihtimalleri yüksek. Bursa Spor'un tabii rotasyonu biraz daha dar. Bir foul problemi falan olursa bu sıkıntı yaratabilir. Bir de guard'da sıkıntı yaşıyor biliyorsun Ender Hasan'ın yaşı ileri. Evet. İki maçta 37 dakika süre aldı. Ama Alaric Freeman çok iyi başladı sezona. Alaric Freeman, Jones ikilisi çok iyi başladılar. Darüşşafaka maçında da Freeman Daçka'yı resmen bitirdi. Evet. 19 sayı ortalamasıyla oynuyor evet. Freeman iki maçta. Jones'da 18.5. Çok iyi başladılar. Ve düşün iki maçta toplam süre 80 dakika. Freeman 73 dakika süre aldı. Evet. Bayağı oynadı. Zaten Bursa Spor'da rotasyon yabancıların üstüne yığılacak gibi mecbur duruyor yığılacak. Sezon boyunca. Yani zaten yeni çıktı lige mecbur bu sezon yığılacak. Bir de Evren Büker gibi tecrübeli bir oyuncu da var kadroda. Ondan hiç verim alamadılar. Parmağında bir sakatlık var. Evet. 2 haftadır kadrodaydı ama süre almadı. Erbil Eroğlu da hiç oynamadı. Yani oynadı da 30 saniye oynadı sadece. Erbil Eroğlu geçen sene lige çıkan kadroda en değerli oyunculardan biriydi ama Basketbol Süper Ligi'nde şans bulmasını zor görüyorum. Evet. Ancak çok net bir foul problemi, sakatlık falan olursa ama Bursa Spor'un haftada bir maç oynayan bir takım için kadrosu fena değil bence. Ne diyorsun? Bence de. Ben öyle düşünüyorum. Bu karşılaşmada peki sence hangi oyuncular ön plana çıkacak? Hangi eşleşmeler maçın kaderini belirleyecek? Ya karşıya kadar Bursa Spor'da Freeman ve Freeman, Jones. Jones ön plana Chris çıkıyor. Jones. Karşıya kadar Tony Taylor ve Mbaye ön plana çıkıyor. Dediğim gibi Mbaye ile burada Gabriel Olesen'i pot altında. Olesen'i ile Morgan daha çok eşleşecek gibi duruyor ama. Ya ikisiyle biri diyelim. Tabii. Yani orada Mbaye ile Morgan. Burada da Gabriel Olesen'i. Yani 2-1 olacak daha doğrusu. Potu altında İzzet Türk Yılmaz'ın vereceği katkı Bursa Spor'un şekilde tanıtlar olacak. Ya ben İzzet'ten bir şey beklemiyorum. Ben Darüşşafaka maçında İzzet'i çok beğendim. Ya İzzet, iyi oynadı. İzzet bir maç iyi oynar. 1000 maç kötü oynar. Söylemeye gerek yok. Ben keskin konuşuyorum diyorum ama haklıyım yani bu konuda da. Çünkü İzzet Türk Yılmaz'ı biliyorsun. Le Mans'a gitti. Erman Kunter'in takımına. Ondan sonra çok kısa kaldı orada bir zaten. Takıma daha gitti. Sibenik'e gitti Hırvatistan'da. Yani oraya gitti. Orada bile oynamadı. Ya yani evet. İzzet Türk Yılmaz basketbolcu falan değil. Resmen torpille basketbol oynayan bir oyuncu yani. Ağır başka konuştun ama. Ya görünen köy kolabosu 30 yaşında. Şu ana kadar yaptığı bir tane bir şey yok yani. Ya kendini gösteremedi. Fenerbahçe'ye de geldi. Yani Obradoviç döneminde. Acılar gerçektir kardeşim yani. Sonuçta biz bunu söylemeye zorundayız. Kadar insan basketbolcu olmak için çabalarken olamıyor. Yani torpille bir yere geliyorlar, hiçbir şey göstermiyorlar ve bu insanlar para kazanıyor. Yani orası öyle, katılıyorum sana. O yüzden. Ama Karşıyaka'yı ben kendi adıma söylemem gerekirse geniş rotasyonundan dolayı bir adım ya önde görüyorum. Ya ben de biraz taraftardan dolayı Bursa Spor'u ön planda görüyorum. Çünkü Bursa Spor yeni çıktı lige, iyi de başladı. Evet, o çok yüzden iyi başladı. Yani tatların etkisiyle bir adım önde görüyorum. Ufuk Sarıca ile Serkan Erdoğan arasında peki şimdi Ufuk Sarıca çok daha tecrübeli bir koç. Ya tabii Serkan Erdoğan. Sence Serkan Erdoğan'a üstünlük sağlar mı yoksa Serkan Erdoğan Ufuk Sarıca'yı mat edebilir mi? Ne ya diyeceksin? Şu an tecrübe olarak tabii ki Ufuk Sarıca önde. Yani bu maçı Serkan Erdoğan kazansa bile tabii ki Ufuk Sarıca her zaman Serkan Erdoğan'ın bir adım önünde olacak. Ben öyle görüyorum. Ama güzel bir maç izleyeceğiz. Kesinlikle güzel bir maç izleyeceğiz. Teşekkür ediyorum sana. Ben sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere. İnşallah. Her hafta bu her şekilde. Her hafta zaten Basketbol Süper Ligi'nden iki tane karşılaşmayı değerlendireceğiz. Aynen öyle. İlk olarak bu hafta bu iki karşılaşmayı değerlendirdik. Diğer haftalarda da bu sürekli devam edecek. Teşekkür ediyorum sana. Ben sana teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Trivela Spor'da bugünkü programımızda hafta sonu Basketbol Süper Lig'de oynanacak iki karşılaşmayı değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Sizlerden tek ricamız yüklediğimiz videoların altına bol bol beğeni ve yorum yapmanız. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın. İyi günler, hoşça kalın.